Afrika'ya gitmek, vahşi hayatla tanışmak ufak çapta hayaller değildi aslında. Bu isteklerini gerçekleştirmek, emek, cesaret ve kararlılık gerektiriyordu. Altı çizilinin karşılığı diyor, altı çizili ifadenin karşılığı ufak çapta. Yani ufak çapta diyorsa önemsiz anlamıyla karşımıza gelir. Ölçü ölçek anlamında değildir. Bilgi, deneyim, yetenek vesaire gibi anlamlar vermiyor cisimlerin genişliği anlamını da vermez. Aynı anlama gelen ama farklı yazılan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Aşağıdaki şekillere ayrılmış bölümlere etrafındakilerin eş anlamlıları yazılacaktır. Gaye, amaç, o zaman maksat eş anlamlısıdır. İftihar övünme demektir. Bununla bir alakası yoktur. C ve B'yi eledik. Öfke, kızgınlık, hiddet yani sinir anlamıyladır. İftihar övünme demekti. Evet övünme, kıvanç yani iftihar etmek, övünmek anlamıyla cevap Adana. Bu metinde altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Belirli bir kesim var ki yurt dışında eğitim almış her insanı yüksek bir mertebede görmektedir. Farklı kültürlerin özellikle batının yönetimlerin ve ilkelerini öğrenmek faydalıdır. Fakat bu ilkeleri kendi ülkesindekilerle aynı potada eritemeyenler bilgiyi işlevsel hale getiremez. Öğrenilmiş her yöntem bir amaca hizmet etmedikçe gereksiz çabadan ileri gidemez. Aynı potada eritmek yani aynı yerde birleştirmek anlamıyla karşımıza gelir. Bilimin uygulamaya geçirilmesi anlamını vermedi, yurt dışı eğitimlerin kalitesiyle ilgili bir bilgi değildir, evrensel niteliklerden bahsetmedi fakat farklı kültürlerin ortak amaçlarla bütünleştirilmesi yani birleştirilmesi anlamındadır. Bir sözcüğün mecaz anlamı güncel Türkçe sözlükte anlamların yanına yazılarak belirtilmektedir. Yanında mecaz yazmayan anlamlar o sözcüğün gerçek anlamıdır. Yol sözcüğünün anlamları şunlardır. İsim, karıda, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık tarik. İki isim, içinden veya üstünden bir sıvının geçtiği aktığı yer. Üç isim, uyulan ilke, sistem, usul, tarz. Dört isim mecaz, bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare yöntem. Yol sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. İnsanın insanı anlamasının en iyi tiyatro yoluyla sağlanabilir. Burada yol sözcüğü usul tarz anlamıyla kullanılmıştır. Bunu eledik. Kitabı zamanında yetiştirmenin mutlaka bir yolunu bulacağım. Yöntem anlamıyla kullanılmıştır. Cevap Bursa. Farklı yollardan gelmelerine rağmen buradaki yol gerçek anlamıyla yani açılan uzaklık anlamıyla kullanılmıştır. Bunu da eledik. Medeniyetler su yolu boyunca kurulmuş ve burada eser bırakmıştır. Su yolu bir sıvının geçtiği aktığı yer anlamıyla kullanılmıştır. Gerçek anlamıyla bunu da eledik. Toplumda yer edinmiş kişilerin bir konu hakkında söylediği sözlere özdeyiş ve cize denir. Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir. Burada azimden bahsetmiş, azimli olmanın öneminden bahsetmiş Yahya Kemal. Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın. Yani Sezai Karakoç da azimli olmaktan bahsetmiş. Yorulduğunda dinlenmeyi öğren, bırakmayı değil. Yine Muhammed Ali de azimden bahsetmiş. Cümleler doğrudur sen doğruysan doğruluk bulunmaz sen eğriysen. Burada ise kişiden insanın doğru olmasından bahsederek Yunus Emre farklı bir söz söylemiştir. İnsan doğumundan yaşamının sonuna kadar değişme eğilimindedir. Bu değişim iyi yönde olabileceği gibi tersine olumsuz yönde de ilerleyebilir. Bir insan merhametli bir kalbe, doğru çalışan bir vicdana sahipse, iş dünyası yavaş da olsa güçlenmeye başlar. Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır. Bunu farkında olan kişi de kabalıktan kaçınır, kibarlıkta ebedi dost olur. Evet, insan kabalıktan kırılır diyerek insani özelliklerini kabalık yüzünden kaybetmesinden bahsediyor. O yüzden cevabımız C'de karşımıza gelir. A, B ve D şıkları ise altı çizili sözcükle bir anlam bağlantısı kurmaz. Tanım cümleleri bir varlık veya kavramın ne olduğunu açıklayan cümlelerdir. Bu kimdir, bu nedir sorularına cevap verirler. Tanım cümleleri öznel veya nesnel olabilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde öznel bir tanım yapılmıştır? Öznel kişiden kişiye değişebilen yargılar içeren cümlelerdir. A. Algoritma bir sorunu çözmek ya da amaca ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini adım adım tasarlanma sürecidir. Sorunu önce detaylarıyla inceler sonra nasıl çözüleceğini basitçe ve aşama aşama belirlersiniz. Burada algoritma nesnel yolla tanımlanmıştır. Dolayısıyla burada nesnel bir tanım yapılmıştır. B. Pandomim pantomim ya da mim sanatı olarak da bilinen ve sanatçının kendini sözsüz olarak mimikleriyle, el kol hareketleriyle ve ifadeleriyle anlattığı bir sanat dalıdır. İletişimin en temel unsuru dili gönüllü olarak kullanmadan kendini ifade etmenin hiç kuşkusuz en güçlü yoludur Pantomim. Evet, burada öznel bir tanım yapılmıştır en güçlü yoludur diyor. Bu bana göre bu şekildedir. Bir başkasına göre en güçlü yolu başka bir ifadede olabileceği için burada kişiden kişiye değişen bir tanım kullanılarak öznel tanım yapılmıştır. Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden önce o kişi ya da olayla ilgili olumlu veya olumsuz peşin bir karara varma durumuna ön yargı denir. Tecrübelerimiz, anılarımız, içinde bulunduğumuz duygusal durum ya da düşünce yapımız Önyargılarımızın hangi yönde gelişeceğini etkiler. kanıtlayabileceğim yargılardan oluştuğu için nesnel bir tanım vardır. D. Osmanlı Yeniçeri bandosu olan Mehteran dünyanın en eski askeri bandolarından biridir. Osmanlı Mehterinde zurna, boru kurenay ve mehtar döndüğü gibi nefesli, köz, davul, nekkare, zil ve çevgan gibi vurmalı ya da çarpmalı çalgılar yer almıştır. Yine bunu da kanıtlayabileceğimiz için nesnel bir tanım olarak karşımıza gelir. Eren Eyüpoğlu 1985 yılında balıkçılar ya da voli adını koymuş bir tablosuna. Voli vurmak deyişini duymuştum da Başka ne anlama geliyormuş diye baktım TDK. Türkçe sözlük şöyle açıklıyor. Bir isim denizcilik, balıkçı kayıklarının balıkları çevirmek için denize fır dolayı al salmaları. İki argo, vurgun kazanç kar. Sözcüğün Rumcadan geldiği de belirtiliyor. Eyüpoğlu'nun tablosu sözcüğün her iki anlamını da kapsıyor. Bence tabloda balıkçı teknelerinin fır dolayı, Ağ serdiklerinin yanı sıra ağların tıka basa balık dolu olduğu gözleniyor. Tıka basa balık dolu olması bol kazanç demek. Şimdi baktığımızda aya baktığımda evet burada a var ama ağın içinde balık yok o yüzden eledim. Bakın burada da tekne var ama balık yok. Tekne var ama balık yok. Bakın burada ise tekneler ve içi dolu balıklar var. O yüzden de Eyüboğlu'nun tablosu D'dedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bazı cisimler çıplak gözde aynı gibi görünür fakat mikroskobik ortamda birbirinden farklı olduğu anlaşılır. Kar taneleri de dışarıdan aynı şekildeymiş gibi durmasına rağmen ayrıntıda farklı olduğu görülen varlıklardır. Her biri bir şahisel gibi olan bu inanılmaz varlıklar görüntüsüyle kendisine hayran bırakmaktadır. Birçok sanatçıya da ilham kaynağı olan kar taneleri süs eşyalarının en çok tercih edilen fikirlerindendir. Hangisi söylenemez diyordu. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeye yer verilmişti. Evet çıplak gözle aynı gibi görünür fakat demiş bakın yön değiştiriyor. Yani tersini söylüyor. Dolayısıyla bu doğrudur şarta yani koşula bağlılık vardır diyor. Koşul seyssal şart tipiyle sağlanılan cümlelerdir. Mesela eve gelirse yemeğe gideriz cümlesinde olduğu gibi. Fakat iki numaralı cümlede böyle bir durum söz konusu değildir. Üçüncü cümlede kişisel yorum yani kendi fikirleri diyor. Evet şaheser gibi olan bu benim fikrimdir. Ya da hayran bırakmak bu yine söyleyenin fikridir. Dolayısıyla kişisel yorumlar ağır basmaktadır. Dördüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Süs eşyalarında en çok tercih edilen figürlerdir. Evet, diğer figürlerle karşılaştırılmıştır. Cevap Bursa. Bitkiler hem doğa için hem de insan için çok faydalı canlılardır. Üstelik sadece posaları değil özlerinden elde edilen yağları da birçok sağlık soruna çözüm olmaktadır. Bitkilerin çiçek, yaprak, kök, tohum gibi bölümlerinde buhar damıtma yoluyla elde edilen uçucu yağlar doğru kullanım ile duygusal ve fiziksel sağlık için çok faydalı olabilir. Bazı uçucu yağlar ve etkilerini gösteren tablo şu şekilde verilmiştir. Tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi uçucu yağlarla ilgili yanlış bir kullanım söz konusudur? Uykuya dalmakta zorlanan birinin yatmadan önce nane yağı kullanması. Nane yağını buluyoruz burada. Nane yağı canlandırıyormuş. Bakın uyku ile ilgili bir etkisi yok nane yağının. Ağrı gideriyormuş. O yüzden cevap Adana. Sık sık hastalanan ve cilt sorunları yaşayan birinin çay ağacı yağı. Çay ağacı yağını buluyorum sonda. Evet çay ağacı ya antibakteriyel ve sivilce gidericiymiş. Dolayısıyla sık sık hastalananlara ve cilt sorunlarına çözüm bulur. Yorucu ve gergin bir gün geçiren birinin akşam yemekten sonra lavantaya. Lavantaya evet rahatlama, sakinleştirme ve uyku kolaylaştırma etkisi varmış. Dolayısıyla lavantaya kullanabilir. Portakal yağı ders çalışmakta ve odaklanmakta zorlanan bir öğrencinin dersi başlamadan önce. Portakal yağı rahatlama, sakinleşme, odaklanma sağlıyormuş. O yüzden bu da doğrudur. Cümleler halinde yazılan metinlere düz yazı, ses benzerlikleri olan dizeler halinde yazılan metinlere şiir denir. Bir duygu, düşünce, düz yazı veya şiir türünde aktarılabilir. Yazar iletmek istediği mesajı kendi üslubuna uygun yöntemle okuyucuya aktarır. Bu mesajın hangi yolla aktarıldığı dilin nasıl kullanıldığını da etkiler. Buna göre bugün uzanıyorsam bir ağaç gölgesinde oltamı atıyorsam denize yaşamak güzel demektir. Yaşamak sevmektir. Ali Rıza Atasoy. Evet. Şiirde verilmek istenen mesajı düz yazı olarak ileten metin hangisidir diyor. Doğanın sesini bir an olsun dinleyebiliyorsak, dinleyebilsek keşke. Aslında biz izin versek doğa bize çok güzel hikayeler anlatacak. Örneğin sadakati, karşılıksız sevmeyi, kendisine zarar verenlere bile dost olabilmeyi, yetebilmeyi, en çok da sevmeyi. Yukarıda böyle bir durumdan bahsedilmediği için bunu eledik. İnsanlar için mutluluk tamamen içseldir aslında. Mutlu olmak için yetinmeyi bilmek ve farkında olmak yeterlidir yaşamda. Küçük büyük her güzel şey sevgiyle güzelleşir ve bu da zaten mutlu olmak için yetmelidir. Yürümek, koşmak, nefes almak bile öyle değildir ki. İşte bu değer değeri fark edenler gerçekten yaşayabiliyorlardı. Evet, burada da zaten günlük ifadelerden bahsediyordu. Bu yüzden yaşamak güzeldir, yaşamak sevmektir diyordu. Cevap Bursa Önsöz bir eseri veya yazarı tanımak amacıyla yazılan yazılardır. Eserler ön söz ile başlar. Okuyucu esere hazırlanır, eserler sunulur, bir başka de işte. Fakat bu sunum tarafsız olmalıdır ki okuyucu eserin kalan kısmında kişisel beklentilere girmesin. Bakalım yazar kendi sözcükleri aracılığıyla sunsun. Okuyucu sayfalara özgür iradesi ile anlamlar yüklesin. Önsöz yazarları yazılarında kendi fikirlerini yansıtmadığı sürece başarılı sayılabilirler. Sağlıklı bir başlangıç ancak tarafsız bir tanıtmayla olabilir. Ön sözlerden hangisini beğenmesi beklenir diyor. Bakın ne diyordu? Sağlıklı bir başlangıç tarafsız bir tanıtmayla olabilir. Dolayısıyla eseri tanıtırken nesnel bir ifade kullanacağım ki ben bunu beğeneceğim. A. Yavaş yavaş sindirerek bu kitabı okuyanlar muhakkak onu seveceklerdir. Bakın bu nesnel değildir. Dolayısıyla benim bu ön sözü beğenmem de doğru değildir. Türk Edebiyatı'nın en çok okunan romanları arasına giren bu eser İngilizce ve Fransızca da dahil birçok dile çevrilmiştir. Kahramanları çevresel faktörlerle oluşturulan yazar aynı zamanda küçük anekdotlar da aktarır fakat kendi anılarını anlatmasına rağmen asla olaylara dahil olmaz. Evet burada nesnel bir ön söz vardır. O yüzden de cevap Bursa'dır. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden olan yazarın okuyacağınız bu eseri onu zirveye taşımıştır. Evet en önemli olması yine benim fikrimce böyledir. Dolayısıyla bu nesnel bir ön söz değildi. Lübnanda doğan yazar her eserinde olduğu gibi dostluğa vurgu yapmış. Dostluk kavramını naif bir dille yani ince, nezaketli bir dille anlatmış. Yine bu da özneldi. Bu da olamaz. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Pittsburgh kentinde bir günde iki banka soyuluyor. Her iki soygunu da aynı adam gerçekleştirir. Ancak adam aynı gün içinde yakalanır. Adama güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler izletildiğinde çok şaşırır ve şöyle der. Ama ben yüzüme limon suyu sürmüştüm. Yüzüne limon suyu sürünce görünmez olacağım ve güvenlik kameralarına yakalanmayacağım düşünmüştüm. Birçoğunuz bu durumu tam bir delilik olarak nitelendirilebilirsiniz. Ancak sizin delice bulduğunuz bu hareket adama göre gayet zekicedir. Bilgisine o kadar güvenmiştir ki kamera kayıtlarında kendini gördüğünde dahi buna inanamaz. Kendince bilimsel bir gerçekten limon suyu ile ilgili basit bir deneyden yola çıkmıştır. Bu deneyi size şöyle anlatabiliriz. Limonu bir miktar suyun içine sıkıp oluşan karışıma küçük bir pamuk batırın. Daha sonra bu pamukla beyaz kağıt üzerine bir sözcük yazın. Kağıttaki sıvı kuruduktan sonra Kağıt üzerine yazdığınız sözcüğü okuyamadığınızı göreceksiniz. Bunun nedeni limon suyunun seyreltilip kağıt üzerinde kuratıldığında görünmez hale gelmesi. Kağıdı biraz ıslattığınızda ise üzerindeki limon suyu oksitlenerek kahverengiye dönüşür ve görünür hale geliyor. Adam da bu deneyden ilham almış ve bu yüzden limon suyu sürerek kimseye görünmeden rahatlıkla soygun yapabileceği sonucuna varmış. Başarıya ulaşma konusunda kötü bir plan ancak adamın kendine güvenmesi için yeterli olmuş. Metinde anlatılan olayın kahramanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sahip olduğu yetersiz bilgisine karşın özgüveni çok yüksek, çok fazla ve bu özgüven onu istediği başarıya ulaştırmıştır. Evet şuraya kadar söyleyebilirdim değil mi? Ama başarıya ulaştırmıştır diyor. Hayır başarıya ulaşmamış, yakalanmış. Dolayısıyla bunu söyleyemem. B bir bilginin belli koşullar için kullanılabileceğini bilincine ulaşmış. Bu bilgiyi yanlış yerde ve zamanda kullanmış. Evet, limon suyu yazıyı yok ediyor ama insanı yok etmiyor. Bu doğrudur. C neyi bilmediğini bilmiyor. Bu nedenle kendi hakkında gerçek dışı sonuçlara varmış. Gereksiz bir özgüven sahibi olmuş buna da ulaştık. D. Yetkin olmadığı bir konuda bir işe girişirken yeterli birikim olduğuna dair bir inançtan yola çıkmış ve bir an için cahil cesareti göstermiş. Evet buna da ulaştık. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılabilecek yargılardan değildir? Anadolu'da yapılmış tıp medreseleri içinde en güzidesi ve en eski tarihli olanı Kayseri'deki Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Şifahanesidir. Çünkü sadece tıp okulu olarak değil, diğer birimleriyle birlikte bir tıp külliyesi şeklinde planlanmıştır. Gevher Nesibe Şifahanesi, gerek tıp eğitimi ve mesleki eğitim açısından gerekse sağlık kurumlarının yapılanması ve kurumsallaşması ile o dönemde bu yapılanmanın düzenini göstermesi yönüyle büyük önem taşır. A. Kayseri'de çok eski ve seçkin bir tıp medresesinin olduğuna, evet Gevher Nesibe Tıp Merkezi'nin orada olduğunu söylendi, buna ulaşabildik. Gevher Nesibe Tıp Medresesi'nin Anadolu'nun en eski tıp medresesi olduğuna, eski tarihli, en eski tarihli dediği için buna da ulaştık. Gevher Nesibe Tıp Medresesi'nden başka tıp medreselerinin yapıldığına, bununla ilgili bir bilgi metinde karşımıza gelmiyor, Yerhanesi ve Tıp Medresesi'nin kendi döneminin yapılması ile ilgili izler taşıdığına, evet bu dönemle ilgili izler taşıdığını da o dönemde yapılmanın düzeyini göstermesi yönüyle büyük önem taşır ifadesinden ulaşıyoruz. 1968 yılında özel olimpiyatlar sırasında çok güzel bir iyilik örneğine tanık oldum. Katılımcılardan biri Kim Pek'ti. Kim Kısa mesafe müsabakalarında yarışan, beyin hasar görmüş, engelli bir çocuktu. O engelli başka iki atletle birlikte yarışıyordu. Tekerlekli sandalyelerindeydiler bu üç yarışmacı. Başlama işareti verilir verilmez kim diğer ikisinin önüne geçmişti ve açık farklı öndeydi. Bitiş noktasına az bir mesafe kala arkasındakilere bakmak için başını çevirdi. Yarışçı kızın tekerlekli sandalyesi olduğu yerde dönmüş ve kızı duvara sıkıştırmıştı. Kim hemen durdu. Geri döndü ve kızı çiz bitiş çizgisine kadar itti. Tabi bu esnada diğer yarışmacı yarışı kazanmış kız ise ikinci olmuştu. Kim ise kaybetti. Gerçekten kaybetti mi? kimi ayakta alkışlayan izleyiciler hiç de öyle düşünmüyordu. Anlatılmak istenen metinde merhamet başarıdan daha büyük bir güçtür ifadesidir. Çünkü aslında kim birinciliğe doğru giderken arkasında duvarın arasına sıkışmış bir kız görüyor ve ona yardım etmek için geri dönüyor. Dolayısıyla burada birinci değil, sonuncu oluyor ama merhamet sayesinde diğer insanların takdirini kazanıyor. Buna göre Antalya'dayım, fakat henüz meçhul bir yolcuyum. Geldiğimden kimsenin haberi olmadığı gibi benim de burada tanıdıklarım yok. Muslukları tersine işleyen bozuk şofbenli hamamda şöyle böyle yıkanıp elbise değiştirdikten sonra ve hava karardığı sırada şehir bir dolaşalım dedik. O günkü yağmurlar çarşı tarafını ve aşağı caddeleri çamur içinde bırakmış. 40 yıl önceki İstanbul caddelerinde yürüyoruz sanki. Fayta onlar da bu hatırayı büsbütün tamamlıyor. Nerede yemek yiyeceğiz? Gözümüz hiçbir lokantayı tutmadı. Köz köz hayal sükutuna uğramış halde otelciye döndük. Evet burada olaylar belli bir sıra halinde anlatıldığı için öyküleme... Gözümüzün önünde canlandırıldığı için de betimleme yapılmıştır. Cevap Ceyhan'dır. Güvenlikçi: Hanımefendi kim kimi ziyarete gelmiştiniz? Kadın: B blok 3. katta oturan Ahmet Beyleri. Güvenlikçi: Ahmet Beyler bugün evde değil maalesef. Kadın: Ama bu buketi mutlaka onlara ulaştırmalıyım. Bugün il dışında olacağım için başka vaktim yok. Çağrı: Ben Ahmet Bey'i tanıyorum. Onlar gelince evlerine bırakabilirim. Güvenlikçi: Söyleyeyim ama ben sorumluluk kabul etmem. Kadın: Yeter ki bugün ellerine ulaşsın. Hem sen efendi bir çocuğa benziyorsun. Teslim edeceğine eminim. Aynı içindeki ifadelerden hangisi verilen metnin herhangi bir yerinde kullanılamaz? Evet heyecanla bir anda öne atıldı. Kim öne atıldı? Çağrı. O zaman heyecanla bir, önde, bir anda öne atıldı ifadesini çağrı için kullanabilirim. Odada başka kimse var mı? diye bakar. Bunlar bir odada olmadığına göre bunu hiçbir yerde kullanamam. Sevecen bir yüzde elindeki paketi uzatır. Evet bu da son cümlede kadının çağrıya güvenmesi şeklinde olabilir. Elini alnı endişeli bir şekilde koyduktan sonra buradaki kadın ifadesinden sonra kullanılabilir. Cevap Bursa. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Yer adları büyük harfle başlar. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Özel isimlerden sonra gelen tür isimleri küçük harfle başlar. Sayın Bakan ve heyeti Polatlı ilçesi yakınlarında bir otelde konakladı. Yazar özellikle Ateşten Gömlek kitabıyla edebiyat dünyasına damga vurmuştur. Tüm çocukluğum kuzenlerimle Leylak sokaktaki o küçücük konakta geçtim. Usta sinirli bir şekilde yanında getirdiği genç çıraktan İngiliz anahtarını istedi. Et burada anahtar ifadesinin küçük yazılması gerekiyor. Büyük yazılarak yazım yanlışı yapıldı. Sokak adı büyük yazılır diyordu. Büyük yazdık. Eser adlarının her harfi büyük yazılır diyordu. Büyük yazdık. İlçe küçük yazılır diyordu. Küçük yazdık. Bu bilgilere göre Murat, Sevim öğretmenin önerilerinden hangilerini uygulamıştır? Sevim öğretmen, Murat'tan bir metin yazmasını istemiştir. Sevim öğretmen, yazacağı metin ile ilgili Murat'a şu önerilerde bulunmuştur. Aralarında ilgi bağı bulunan iki varlık veya kavramdan zayıf olanı güçlü olana benzetebilirsin. Yani benzetme yap demiş, benzetme sanatını önermiş. İnsana ait bir özelliği, insan dışındaki bir varlığa aktırarak kişileştirme sanatını önermiş. İnsan dışındaki bir varlığa konuşma özelliği vererek de konuşturma yani intak sanatını önermiş. Hangisini uygulamıştır diyor. Her şey tam da böyle bir günde başlamıştı. Gökyüzünde bir yangını andıran kızıl bulutlar. Bakın nitelikçe zayıf olanın kuvvetli olana benzetmiştir. Yani benzetme sanatını uygulamıştır. Serin rüzgarlar şehrin havasını bir anda soğutmuştu. Sadece insanlar değil, kuşlar, böcekler hatta ağaçlar bile bu serin rüzgardan korku. Korkmak insana ait bir özelliktir. İnsan dışındaki bir varlığa vererek kişileştirme yapmıştır. Bu havadan korkmayan, elinde koca bir poşetle kendini dışarı atan tek kişi var teyzeydi. O yine her gün olduğu gibi sokak hayvanlarını beslemek için caddeleri aşınlıyordu. Minicik çelimsiz kediler alıştıkları bu iyi kadının etrafında toplanıyor, karınlarını doyurmak için soğuğa aldırmadan sıra bekliyordu. Konuşturma sanatına yer vermediği için cevap A'dır. Bütün hayvanlar bizim dostumuzdur. Resim ve kompozisyon yarışması. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için. Konu hayvan sevgisi. Not. Eserler en geç 10, 11, 2021 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilecektir. Bu görselde aşağıdaki işlevi verilen noktalı işaretlerinin hangisinin örneği yoktur diyor. Genel A adresleri evet burada HTP diye başlayan kısım genel A adresidir. Nokta kullanılır diyor. Evet arada kullanılan nokta örneklendirdi. Arka arkaya sıralanan rakamların arasında virgül kullanılır diyor. 5, 6, 7 ifadelerinde virgül kullanıldı. Bunu da örneklendirildi. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül kullanılır diyor. Hitap için kullanılan bir kelimeye yer verilmedi. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl Yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanır. Evet 10 11 2021 arasında nokta kullandı.